belirtirdi. Birinci vazifesidir zaten Mehdi'nin. Bu şekilde belirtiyor. Bizler de Mehdi öncüsü olarak böyle bir görev yapıyoruz tabii ki. Ön çalışma olarak. Evet. Ön çalışma olarak bunu yapıyoruz. İzin verirsen Yusuf, bir ara daha verelim. Efendim, kısa bir aradan sonra Adnan Oktar Hoca'yla, Hoca Efendi'yle konuşmamıza devam edeceğiz inşallah. Bizden ayrılmayın. Sevgili dostlar, sözün gücü devam ediyor. Son kısmımızdayız. Adnan Oktar Hoca Efendi'nin misafiriyiz. Konuk oldu kendisine. Sağ olsun bizi ağırlıyor. Zihinlerdeki soruları soruyoruz rahatlıkla. Sağ olsun o da bizi kızmadan rahatlıkla cevap veriyor. Sevgili hocam, şimdi bir şey dikkatimi çekti benim. İnternetteki araştırmalardan, yayınlanan kitaplardan da eserleriniz Türkçe, İngilizce var, Almanca var. Kaç tane dilde şu ana kadar? 54 dil herhalde. 54. Ama şunu söyleyebilir miyiz? Ağırlıklı olarak daha çok batıya, evet, batı dillerine. Evet. Bu tercihin sebebi nedir? Asıl seçkin kişiler, yani dünyayı yöneten kişiler ve dünyayı yöneten felsefeler Avrupa'dan çıktığı için tabii ki asıl oraya yöneliyor. Evet. Peki, özellikle Amerika'da biliyorsunuz yaratılışçılık denilen, size de izafe edilen akımın kaynağı şu anda daha çok Amerika eksenli olarak, yani evet, en azından odak olarak. Herhangi bir dirsek temasınız, görüşmeleriniz, yardımlaşmalarınız oluyor mu? Onlar Hristiyan yaratılmışlar. Hristiyan yaratılmışlar, evet. Zamanında gelmişlerdi, evet. Konferanslarımıza katıldılar, görüştük. Ya ben görüşmedim de, evet, arkadaşlarım görüştüler, bağlantı kurduk. Ama şu an bir bağlantımız yok. Yani o devirde vardı, o konferanslar devrinde vardı. Yani Türkiye geliş gidişlerinde vardı. Size bakışları nasıl yayınlar aracılığıyla takip ettiğinizde? Beğeniyorlar. Beğeniyorlar. Beğeniyorlar, etkili görüyorlar. Etkili görüyorlar tabii. Yani bir hayranlık derecesinde beğeniyorlar. Peki yurt dışına çıkma yasağınız devam ediyor mu? Parantez ediyor, içinde. Evet. Öyle mi? Ediyor. Kitaplarla mı çıkıyorsunuz artık siz? Yani yurt dışına zaten meraklı değilim ben. Nereden çıktı bu işe? Çünkü yasak koydular size. Hayır, çık deseler de çıkmam ben zaten. Yani. Kitaplar çıkıyor zaten evet, diyorsunuz. Kitaplar çıkıyor. Ben ne yapacağım oraya gidiyor. Amerika'ya gönderdiniz mi o kitapları? Evet, Amerika'da. Böyle Fransa gibi yaygın bir şekilde mi oldu yoksa? En seçkin kişilere gönderildi. Ne tepkiler geldi? Çok olumlu gelen mektuplar, yazılar. Çok etkilendikleri, derinden etkilendikleri, görüşlerinin değiştiği. Hatta Darwinist olan bilim adamları var. Birçoğu görüşlerinin değiştiğini belirtiyor. Bunları kitap olarak da yayınlayacağız kendi mektuplarını. Öyle mi? Evet. Bu Fransız eski başbakanlığın bir size evet, mektubundan. Evet. O çok ilginç geldi. Gerçekten evet, oldu mu o size? Tabii o da kendi nedir el yazısıyla mektubu var. Ne diyor? Çok beğendiğini. İsmi de neydi? Juppé miydi? Evet. Alain Juppé. Alain Juppé. Evet. Evet. Ne diyor Alain Juppé? Teşekkür ediyor. Beğendiğini söylüyor. Yani çalışmalarınızı evet, kendi el yazısı yazmış. Peki ben zaman buyur, zaman sevgili Murat'tan da konuyu koordineli yürütelim istiyorum. Şimdi akıl hastanesi meselesini siz çok ibretamiz bir şekilde anlattınız. Evet. Yani dehşet uyandırıcı hakikaten. Sistemli bir yıldırma politikası. Ondan sonra da 1999'da tahmin ediyorum yine bir kitabı yayınlamanın akabinde evet, bir kokain hadisesi var. Evet. Yani o dönem epey bir tartışıldı, gündeme geldi. Bu meselenin özü neydi? O neydi? Yani o zaman da evet biz onu 1999'da Global Masonluk isimli eserimi yayınladık. Masonlar ne zaman evet, dokunsanız bir şeyler oluyor. Evet. O zaman çok güzel belgeler ele geçirmiştim. Çok önemli belgeler ele geçirmiştim. Onlar 3-4 dosyaydı böyle toparlamıştım. Bir CD'ye kaydetmiştim. O CD'ler emniyet baskınında kayboldu. Anladım. Evet, savcılıkça istedik. Savcılık kanalına istedik araştırılmasını. Araştırdı savcılık, bulamadılar. Bulamadık, özür dileriz gibi ona benzer bir yazı geldi. Konu bitti. Sonra da işte operasyonun hikmetlerini biraz daha derin düşünme imkanımız oldu. Demek ki o ele geçirilen belgelerle bunun arasında bağlantı vardı. Peki tahlilde kanınızda bir takım maddeler falan filan bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Bunlar da mı? Emniyette işte saçından parça alacağız dediler. Evet. Tamam dedim ben. Zaten benim öyle bir sorunum yok. Daha iyi olur. Ben de hoşuma gider dedim. Daha iyi. İçinizde rahat eder dedim. Saçım uzundu o zaman. Benim. Uzundu evet. Uzun bir parça aldılar. Kesip Avrupa'ya gönderdiler. İngiltere'ye gönderdiler.
Uyuşturucu arandı, çeşitli uyuşturucu madde. Hiçbiri çıkmadı tabii. Kendimden emin olduğum için göndermiştim. Peki o kokaini bulmada da enteresan şeyler var herhalde. Evi ararken... Hayır, bir evvel olmuştu. Evet. O bir evvel olmuş, değil mi? Evi ararken kitabın arasından mı buldular? Evet. O çok şaşırtıcı. Yani ben onu söyledim, bana komplo yapılacak dedim. Faks çektim her tarafa. Enteresan. Haber aldı mı siz bunu? 3 gün önce, tabii 3 gün öncesinde haber çektim. Bana oyunu önerecek, komple hazırlanıyor dedim. Komple hazırlanıyor. Detaylı da belirttim. Bunun, yani İstanbul'da tezgahlandığını, bir oyun hazırlandığını belirttim. Sonra ben İzmir'e gitmiştim, gözaltına alındım. Hmm. Durduk yere ama hiçbir sebepsiz, keyfi. Yani savcılık talimatı falan hiçbir şey yok. Orada onu getirdiler beni. 72 saat gözaltında kaldım. Evde arama yapacağız dediler. Tamam, yapın dedim. Beraber eve gittik. Kütüphanenin önüne geldiler. 20 kişi falan. Yani kalabalık. Normalde 6 kişiyle yapılıyormuş arama. 20 kişi. Benim kütüphanenin ortaya katına geldi polis. Bir, iki, üçüncü kitabı çekti. Yani birinci kitabı açtı. İkinci kitabı, üçüncü kitabı aradı. Nokta atışı yapıyor yani. Evet. Üçüncü arasından böyle şöyle şöyle paketler, karbonat paketi gibi paketler çıkarttı. Ben önce Hüsnü zannettim. Zannettim ki karbonat falan olabilir. Anneannem acaba dedim karbonat aldı dedim. Onlar mı? Bu ne dedi dedim. Bilemem dedi. Ya bir bakarsan çok memnun oldum dedim. Çok tedirgin oldum dedim. Ne olduğunu anlayamadım dedim. Açtı. Şöyle elini ağzına aldı. Kokain dedi. Aa dedik tamam dedim. Meseleyi anladım. Evet, meseleyi anladım dedim. Ama şimdi öbür evde de aramaya. Bak dedim bundan sonra çıkaramazsınız dedim. Yani şimdi burada bu oyun oynadınız ama dedim. Yani öbürlerinde ben şimdi dikkatinizi düşünüyorum. Benim gözümün önünde yapın dedim. Hiçbir yerde çıkaramazsınız dedim. Hakikaten de çıkaramadılar diğer evlerde. Hmm. Mesela cebinde ne var onu bana gösterdim. Cebi kabarıktı polislerden bir tanesinin. Kesinlikle göstertmem dedi. Dokundurtmadı. Tamam dedim. Ama çıkmadı öbür evlerde. Bunun arkasında ne vardı sizce? Evet. O zamanlar ki olaylar biraz daha derin ama daha derin. Daha yani bu derinliklerin daha yeni geliştiği dönemler. Yani kaç senesiydi o? 99. Evet. Özal'ın dönemiydi. Dönemiydi. Evet, Özal'ın dönemiydi. O zamanki işte karanlık devrin, karanlık oyunlarından bir tanesiydi. O çıkınca, bunu dedim, bu oyun. O zaman dedi, eğer kabul edersen dedir, muayeneye göndermeyeyim. Ben dedim, öyle bir rahatsızlığım yok, benim öyle bir şey. Ben suyu bile dedim, menba suyunu içer böyle gidip pis, zehirli şeyler kullanmam dedim. Muayeneye gittik. Orada da sağlam bir şey çıktı. 5 mikrogram bölü mililitre. Yani olabilecek en yüksek doz. Yani öldürücü dozda kokain çıktı. Kanda. Kanımda evet. Hayırdır inşallah dedim yani. Onu nasıl koymuşlar? Biz ilk önce anlayamadık yani olayı. Sonra hakim şüphelendi. Hakim çok iyi bir insandı. Dedi normal arama dedi. Bu kadar insan gitmez dedi. Bu ne oluyor dedi. 20 kişi niye gidiyor? Dedi. Ama çok yüksek sesle bağırarak söyledi. Ben dedi kaç yıllık hakimim dedi işte şu kadar yıllık hakimim dedi. Hı-hı. İlk defa görüyorum böyle bir olay dedi. Hı-hı. Allah Allah dedi demek gittiniz elinizden komşu gibi üçüncü kitapta buldunuz ha dedi. Yıldırım gibi bulmuşsunuz dedi. Yani çok kızdırdı hakimi. Çünkü öbür evler odaları aramadılar çünkü. Doğrudan doğruya oraya. Tabii, hedef. Yani bu yani peki öbür odalarda ya deposu varsa ne olacak? Tabii. Değil mi? Üretim yapıyorsa bahçede. Ya üretim yapılıyorsa ne olacak? Niye öbür odaları aramıyorsunuz? Beraat verdi dolayısıyla. Tabii, beraat verdi. 5 mikrogram mililitre sonra adli tıpta araştırma yapıldı. 72 saat içerisinde vücutta kalmıyor. Zaten 24 saat tutuluyor kokain. O zaman yiyecek içeceğe karşı taraf verildiği anlaşıldı. Allah Allah. Göz altındayken. Göz altındayken. Yemeğe katılarak ona adli tıp verdi. Evet dedi yiyecek de verilebilir. Bu kadar süre içerisinde olmaz diye rapor geldi. Siz 72 saat çünkü göz altında tutulmuşsunuz. 72 saat emniyetteyim ben. Yani sürekli başımda polis bekliyor. Zaten tabii. Elim kolum kelepçeli getirildim. Hiçbir şey yok üstümde. Arama yapıldı. O şekilde oldu. Şu sıralar nasıl? Yani daha doğrusu bir size olan bu tür faaliyetler ya da yıldırma, politikaları, işte, hücumlar devam ediyor mu? Bir de genel siyasi görünümle ilgili fikirleriniz ne? Şu an güzel görünüyor. Yani bir şu ana kadar biz hiçbir rahatsızlık görmedim ben. Yani böyle eskiden çok rahatsız edilirdik. Ya adım başı taciz. İzlenirdik. Sık sık gözaltına alınırdım. Yani sabah kalkardık selamun aleyküm hadi gidelim. Niye gittiğimi de bilmezdim yani.